Evet arkadaşlar, Palit bilen bilir ekran kartı firmasıydı eskiden. Türkiye'de bayağı tutulan bir markaydı. Geri geliyormuş Türkiye'ye. İnsan bunu duyunca ister istemez niye gitmişler ki? Yani niye çıkmışlar Türkiye'den demeden edemiyor. Palit'in geri gelmesi bir oyuncu olarak bana şahsen beni sevindirdi. Çünkü... Palit genelde ee, çok aşırı fiyata kaçmadan e, sağlam kartlar üretip satan iyi ekran kartları üretip satan bir firmaydı. Hani Çok janjanlı e, çok böyle e, nasıl desem çok böyle abartı olmayan soğutmalar koyardı. Dıştan bakınca çok aman aman profesyonel tarzı bir şey gibi görünmese de gayet güzel işimizi görürdü. Hani başka firmanın e, üstünde ısı dağıtım boruları bakır ısı dağıtım boruları var bilmem iki tane üç tane fan var falan diye bakıp da e, daha üstünmüş gibisinden e, gördüğümüz ekran kartlarıyla kıyasladığımızda palit baya güzel e, performans verirdi hani e, zamanında baya kartlarını kullandık palitin e, ekra, palitin ekran kartı elinde bozulan kimseyi ben şahsen görmemiştim mesela bayağı sağlam ürünleri vardı fazladan elektrik verip voltaj verip e, hız aşırma da yapıyorduk. Hani kartları artık e, çok aşırı zorlayıp da yanacak hale bile getirdiğimiz oluyordu ama Palit kart, kartlar bir şekilde dayanıyordu. Ve işte dediğim gibi çok aşırı yüksek fiyatlarla e, çıkan ürünleri yoktu. Hatta bir yerler Palit e, anakart da üretmişti. Anakartı da bulunabiliyordu. Bir arkadaşımda hatta vardı bunun Palit'le toplamıştık anakartını sistemini adamın. Ee, hani RAM gelir yakında palit. Komple palit alırız. Bir sistemin şeyini anakartını, RAM'ini, ekran kartını palit olarak toplarız. Hatta belki kasa güç kaynağı falan da üretir diye e, düşünmeye başlamıştık bir aralar. Ama bir anda palit maalesef ortadan kayboldu gitti. Aa, ben en son palitin hatırlıyorum da GTS 250 e-grand diye bir ekran kartını satın almıştım Onu kullandım ya abi bayağı kullandım e, Kart Karta biraz elektrik vererek kart 675mhz mi 650mhz mi öyle bir şeydi e, Çekirdek hızı Biraz elektrik vererek 750mhz'ye filan çıkartmıştım galiba Baya bir performanslı karttı o zaman için o gün için gts 250 e, ee, muadili olan MSI falan vardı. Asus'un vardı. işte e, HDE HD e, 4850 vardı galiba muadili AMD'nin. E, o GT850. Bir de 9800 GTX vardı Nvidia'nın ki aynı kartlar. Gerçi GT850 ile. Hani e, şimdi Asus'un arkadaşlar mesela çok abartı soğutmalar var. Hani bir markanın ekran kartı 1500 liraysa Asus bunu Allayı pullayıp 1600 liraya çıkarıyor. Üstüne fazla soğutma koruyor, koyuyor. koyuyor. Steelix modeli falan koyuyor ama hani senin yeni hızla hız aşırttım demeye getiriyor. Asus çoğu zaman da yanlış hız aşırtıyor. fazla ısınacak hale getiriyor. O abartı ısı borulu, ısı dağıtım borularıyla falan yapılmış soğutmalar bazen saçma şekilde kartı tam tersine fazla ısınacak hale getiriyor. Mesela işte ee, sen e, remleri de soğutuyorsun ama o zaman soğutmanın gücünü iyice azaltıyorsun. RAM'leri halbuki soğutmasan, kendi halinde bıraksan sadece işlemciye yoğunlaşsan kupaya yoğunlaşsan daha iyidir. Asus mesela işin cılkını çıkaracak şekilde soğutma yapıp zorluyor kartları. Mesela ben şahsen Asus'un ana kartlarını itinayla alıyorum. Çok seviyorum. Mesa'nın da anakartı güzel oluyor. Ama ekran kartı konusunda mesela şu an MSI'yi tercih ediyorum. Ben Asus'a pek yönelmiyorum. Çünkü abartı şekilde soğutmalar koyuyor ve genelde de çabucak bozuluyor Asus kartlar, ekran kartları çünkü zorluyor yani fazla 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 zorluyor. Abi ben kullanıcı olarak o benim keyfim olmalı. Sen düz halinde buz gibi serin çalışacak, sessiz çalışacak bir soğutma yap. Bırak şey yapma yani, abartma. Palit arkadaşlar hiç ekran kartı elimizde bozulmayan bayağı fiyat performans ürünü kartlar üretip veren bir firmaydı. Ee, genelde benim hatırladığım kadarıyla ürünleri böyle ekran kartının üstündeki bellek çiplerine falan filan pek dokunmadan sadece grupyu soğutan ve abartı şekilde e, ürünün fiyatını arttırmayacak şekilde e, abartmadan abartıya kaçmadan soğutma koyan ekleyen gayet normal güzel bir firmaydı e, niye çekildiler Türkiye'de ben buna bir anlam veremedim çünkü bakıyorsun başka firmanın mesela e, ee, mesela bir 100 lira pahalı. İşte e, 1700 liralık bir karta bakıyorsun. Adam üstüne iki tane fan koymuş. Bir sürü ısı borusu dağıtımı bilmem ne zartı zortu koymuş. Ee, ve 1700 lira. Hani aynı kartın palit modeline bakıyorsun. Adam küçük. Zaten kart küçük yani. Diğer firma şişirmiş. Kartın boyundan daha uzun boyda soğutma bloğu koymuş. Minnacık bir kart aslında. Mesela örnek verelim güncel ekran kartlarından. GTX e, 1650 süper. Abi bu kart öyle ahım şahım kocaman iri yarı bir şey değil ki. Ama Asus'un filan modellerine bakıyorsun devasa devasa çift fanlı bir sürü soğutma şeyi olan pahalı kartlar. Palit genelde bu tarz az elektrik çeken az ısınması gereken kartları kartların üstüne bir alüminyum blok koyardı hatırladığım kadarıyla ya da çok lazımsa direkt bakır bir blok koyardım. Tek parça böyle e, işlenmiş, e, yaprakları falan kesilmiş tek parça bir bakır koyardım. Üstüne bir tane fan eklerdi ve işte bir de plastik de onun üstünü örterdi. Hani o plastiği söküp kaldırdığımızda palit ekran kartlarının altına falan baktığımızda abi düz bir alüminyum bırakmış adam oraya. Ya da işte düz tek parça bir bakır bırakmış. Bitti gitti öyle yani soğutmayı abartıya kaçıp e, kartı şişirmemiş, büyütmemiş, boş yere fazladan ısınmayan karta gereksiz yere bir sürü taktalar atmamış ve işte 1700 liraya senin Asus aldığın Strix bilmem ne modeli fazla hız 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 aşırtmış. E, kartı bozacak kadar hız aşırtmış. Hem de Asus mesela bakıyorsun. Strix modellerinin bazen de arkadaşlar e, hele ki şu e, üst seviye pahalı kartlarda tuhaf bir şekilde hız aşırtıyor Asus Strix modelleri. Sen zaten 10 bin liraya bir kart alıyorsun kardeşim. Bilmem neyin Superi, TC filan. Ee, zaten pahalı bir kart. Bilmem kaç TFL Ops gücünde. Adam bunu Strix modeli deyip %30 filan hız aşırma yapmış. Tamam da onun 3 yıllık garantisi bittiği dakika bozulacak belli yani. Fazladan zorlamış. Ağır şekilde yük bindirmiş üstüne yük bindirmiş. Eee Mesela MSI biraz Palit gibi çalışan bir firma. Palit'in yokluğunda bana göre MSI'ı mesajı biraz şeyi doldurdu. Yine eskilerden mesela Leatek vardı. O da kayboldu gitti. Ekran kartı üretiyordu bu firma. Palit'in dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'de yükselişteydi bir ara. Bir de yani fiyat performans ürünleri çıkıyordu. Biz bilgisayar mağazalarına gittiğimizde abi Palit'in ürünlerini getir koy şuraya diyorduk. Yani ne var? Mesela gidiyorduk işte Palit'in HD 48 var. GTS 200 var. İşte bilmem HD 3850'si si var. İşte e, ne bileyim e, 9800'ü var Nvidia'nın palet markasının. Tamam kardeşim diyorduk. Bütçemize şu uygun paletlerden bir tane alıp çıkıyorduk filan. E, bir yana baya baya paletçi olmuştuk. Yani 3 kişinin aynı anda gidip e, paletleri aldığını biliriz. Hani 3 ekran kartı satın alan oyuncunun Aynı anda gidip palit ekran kartı aldığını biliriz. Hani elimizden kaç tane palit geçti dersek ee, şöyle aşağı yukarı ben ve çevremdekilerin 10 tane geçmiştir elimizden ve ben bir tanesinin bile bozulduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Cidden kaliteli abartısız ürün çıkarıyordu palit. Hani eğer Türkiye piyasasına girir listelerde görünmeye başlarsa palitler inanın paliti deli gibi seçmeye başlayacak insanlar. Ee, dedim ya anakart filan da üretmeye başlamıştı bir aralar biz yükselişteydi Türkiye'de bir aralar baya baya her şeyi palet alacağız yakında ee, alabildiğimiz kadar ürünlerini alırız diye tahmin ediyorduk tahmin edersem ee, bir ara kayboldular hani aslında palit ekran kartı üretmeyi bırakmadı yurt dışında var ama Türkiye'den çekilmiş adamlar niye çekilmişler nereye çekilmişler ben bir anlam veremedim şahsen. Türkiye iyi bir pazar, kötü bir pazar değil. Ee, mesela şu an e, GT 1030'ların palit modelleri kim bilir? Hani e, boyut açısından low profil olarak çok güzel kaliteli ürünler çıkartmışlardır GT 1030'lar. GTX 1650'leri tahminim çok güzel modelleri vardır. Çok küçük, yer kaplamayan ve ısınmayan, e, soğutması çok abartıya kaçılmadan yapılmış e, kartları vardır. Hani ekran kartı piyasasında biraz şeye getiriyor yani e, fiyat performansın kralı gibi bir şeydi yani Palit açıkçası. Ucuz, uygun yolu verip e, abartmadan kart üreten bir firmaydı. Niye gitmiş bilmiyorum ama geldi geldiklerinde hoş gel, hoş gelmişler tekrardan diyeceğim. E, zevkle kartlarını satın alabileceğim bir firma. Ee, bilmeyen oyunculara da e, yeni nesil bilmeyen bunu bu markayı daha önce belki de Türkiye'de bayağıdır yok çünkü bir e, Kaç senesi ya bir 2010'lardan beri ben sanki görmüyorum işte düşünün benim en son e, Palit ekran kartı aldığım Gördüğüm mağazada gördüğüm dönem a, GTS 250 Nvidia'nın GTS 250'sini almıştık Öyle düşünün yani o zamandan beri ben Palit görmüyorum hiçbir yerde Eee Kurbağalı, murbağalı güzel enteresan şeyler yapardı. Kutular falan yapardı. <gülüyor> yani <gülüyor> o kurbağa da yani <laughs> ne o da onu bir logosuna çevirmişti ama Palit. Palit'i özledik abi. Palit Palit geri gelsin. Palit iyi bir firmaydı. Palit'in ürünleri güzel olur genelde. Hani ee, Palit elinde yanmaz baba. Ben o 3 yıllık garantisini filan bitirirsin. Deli gibi overclock hız yapsan da kartı zorlayabildiğin kadar zorlasan da palit kartın yanmaz kardeşim. Yanmaz. O kart sana 8-10 yıl gider. Elden ele gezer. Satarsın satarsın satarsın. Sen başkasına satarsın ya da bilgisayarını satarsın bilgisayarına gider. Bir başkası kullanır. Bir başkası kullanır ama bir türlü o bozulmaz. Palit kartın ben daha önce bozulanı hiç denk gelmedim tavsiye edebileceğim bir firma daha gelmeden tavsiye ediyorum arkadaşlar düşünün 2010'lardan beridir hiçbir ürünü alıp denemediğim halde firmanın böyle bir güvenirliği vardı Türkiye'de niye gitmişler ben buna da bir anlam veremedim açıkçası ama olsun tekrardan hoş gelmişler Türkiye pazarına Türkiye pazarında zevkle tercih edeceğimiz bir firma palit umarım bir, yer, bir daha da bir yerlere gitmezler